Gerçekten bu çok kapsamlı bir hastalık. Evet. Sizin ayırt etmeniz gereken, yani şuradan izleyicilere deyin ki, bakın arkadaşlar, şu varsa bu kalbi belirtisi olabilir. Bu varsa kalbin belirtisi olabilir. Bu varsa kalbin belirtisi olabilir. En azından onları bir söyleyelim ki insanlar bunun dışındakiler de biraz daha rahat etsinler. Tabii şimdi şöyle, çarpıntının yanında eşlik eden başka şikayetler varsa daha fazla bir kalp hastalığını ya da bir ritim bozukluğunu düşünmemiz lazım. Baş dönmesi, fenalık gibi veya göz kararması, bayılma gibi. Göğüs ağrısı. Elbette tabii göğüs ağrısı, nefes darlığı, bunlar da altta başka bir kalp hastalığının da olduğunu ayrıca bize düşündürür. Koroner kalp hastalıkları gibi veya kalp kasını tutan hastalıklar gibi. Eğer eşlik eden başka şikayetler varsa bu problemin daha ziyade kalple ilgili olduğunu düşünmeliyiz. Daha ziyade işte asansöre binemiyorum, işte ölecek miyim acaba ya da yakınlarım gelmeyecek mi gibi korkular işin içinde daha hakimse herhalde bir psikiyatri uzmanına gitmek daha doğru olacak. Ama yine de önce organik nedenleri ayırt etmek için bir kardiyoloji uzmanına, bir nöroloji uzmanına gitmek daha doğru olur. Böylece psikiyatri uzmanımızın da işi kolaylaşmış olur. O da emin olur ki altında gerçekten bir kalp hastalığı yok, nörolojik bir problem yok. Bütün olay gerçekten psikolojik, ruhsal ve altta yatan diğer sebeplere bağlı. Ona yönelik tedavileri düzenler. Şu da acaba bir belirti olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü genellikle kalp rahatsızlıkları hareketle gelen rahatsızlıklar. Çünkü zorlandığı zaman kalp ya da ritmini arttırmaya veya işte kan basıncını arttırmaya çalışırsa. Dolayısıyla mesela panik bozukluk belki oturduğu yerde daha çok düşünürken, aklında bir şeyler kurarken geliyor olabilir. Bilmiyorum, her ikinize de Çok soruyorum. doğru. Evet. Ama o geldi aklıma. Yani kalpteyse, kalple ilgiliyse mesela işte bir merdiven çıktı, bir hareket etti. Bu tip şeylerden sonra gelen bir sıkıntı daha çok organik bir kalp bozukluğu gibi geliyor. Çok Doğru mudur? doğru. Gerçekten böyle. Eğer bir insan mesela nefesim daralıyor gibi ki bu panik bozuklukta da olan bir şikayet. Bir insanın eğer oturduğu yerde yatıyorken nefesi daralıyor ise altta bir organik hastalık varsa ister bu kalple ilgili olsun ister akciğer hastalığı olsun yolda, yokuşta, merdivende bu şikayeti haydi haydi gelir. Daha şiddetli gelir. Onu yavaşlatır, durdurur. Yine ağrı da öyle veya göğsümde işte batma oluyor. Eğer oturduğu yerde bir insanda ağrı oluyor ve bu kalple ilgiliyse koşuyorken veya bir iş yapıyorken, merdiven çıkıyorken bu şikayeti daha fazla gelir. Haydi haydi gelir. Dolayısıyla yani bu da bir ayırt edici sebep olabilir.